Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar diliyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Yine çok önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine önemli bir konuğumuz olacak. Tabii ki Bitcoin fiyatını konuşacağız. Geleceğe dair öngörülerimizi sizlerle değerlendireceğiz ve tabii ki altcoin'ler, altcoin'ler de çok ciddi bir düşüş var. Oradaki aşağı doğru gidiş devam ediyor. Bitcoin yükseliyor, iniyor ama altcoin'ler aynı tepkileri vermiyorlar en büyük kripto parayla diyelim ve burada da hoş geldin diyelim Burak nasılsın? Sağ ol Hakan hoş bulduk. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii aslında çok enerjik bir giriş yaptık. Hoş geldin dedik. Yine iyi pazarlar dedik ama tabii çok iyi bir hafta geçirdiğimizde söylenemez. İzmir'deki depremden dolayı da hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve bütün hepimize de herkese de geçmiş olsun Dileklerimizi iletelim biz tabi İstanbul'dayız ve burada da çok ciddi şekilde hissettik depremi ve korktuk yani burada bu şekilde korkmuşken oradaki İzmir'deki ve çevresindeki bölgelerdeki yani Yunan komşularımız da dahil olmak üzere onların nasıl korktuğunu tahmin bile edemiyorum hepsine de buradan geçmiş olsun dileyelim. Tabi İzmir'den gelen haberler hepimizi üzdü. Buradan bir kez daha yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz ve yaralıların da bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz. Depremi yaşayan İzmirli dinleyicilerimize de çok geçmiş olsun. Evet. Ee, gelen videolardan nasıl korku dolanlar yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Yani 6.9 ciddi bir deprem. Ee, i̇nşallah enkaz altındakiler de bir an evvel sağ salim bir şekilde kurtarırlar. Tabi. Şunu da belirtelim. Aslında biz hep blockchain teknolojisi derken Bitcoin tabii ki merkezli olarak bunları konuşurken aslında insanın iyiliği için ortaya çıkan teknolojiler olduğundan da her zaman bunların bahsediyoruz işte blockchain teknolojisi de aslında bu tür deprem olduğu için konu bunu söylüyorum. Depremin önlenmesindeki en büyük faydalardan birini sağlayabilir aslında blockchain teknolojisi değil mi Burak? Yani burada en çok konuştuğumuz konu ne? Mesela işte bir tane apartman var şu anda Bayraklı'da. işte çöken görüntülerini de gördük. Çok da üzülüyoruz ama o apartmanın çökmeden önceki eski resimlerine baktığımız zaman altının dükkan olduğunu görüyoruz. Ve büyüklerimiz hep yani onlar da hayat tecrübelerinden yararlanarak bizleri bilgilendiriyorlar zaten. Yani ben evde konuşurken babam dedi ki altı dükkan. ev evet, dedim altı dükkan olan her apartman yıkılıyor mu yani dedim. Oğlum dedi işte dükkan dedi yer açıyor kendine dedi. Onu yapıyor bunu yapıyor. Kolonları kesiyor dedi. Ben böyle dona kaldım bir anda ve ondan sonra haberlerde sosyal medyada orada burada konuşurken bir baktım gerçekten orada yani kolonların kesilmiş olabileceği. Yani Twitter'da sürekli e, kolon kesilmiş, ortasından boru geçmiş. Yani iki ayırmış kolonu. Kolonun kolonluğu kalmamış tabi Yani bunları görüyoruz ve bu tür apartmanlara işte artık kimse belediye ise belediye devlet kurumuysa devlet kurumu e, verenler e, izinleri verenler o müteahhitlere e, belki bunu yaptıranlar o dükkanlara o dükkanları yeterince denetlemeyenler kontrol etmeyenler bence burada hepsinde e, bir suçun ortağı oluyorlar bir paydaşı oluyorlar e, blockchain teknolojisi olduğu zaman Bilmiyorum Burak yanlış mı söylüyorum? Yani sen de istiyorsan destekle beni. Yani bu veya destekleme katılmıyorsan. <laughs> <laughs> yani bu kayıtlar ortada olsaydı, bu kayıtlar değiştirilemez olsaydı biz bilseydik, değil mi? Mesela şu andan bilgisayardan girseydim, baksaydım. Ha deseydim bu apartman yani... nasıl biz Google'dan, Maps'ten bakıyoruz. İşte şurada, şurada sapak varmış, burada bu varmış. Buradan dönersek şuraya gidebiliyoruz ve bunları da görebilmemiz lazımdı bence. Evet. Yani blockchain burada bu kayıtların tarif edilemezliğini garanti edecek bir şey olur. O işte bina yapılırken kullanılan malzemeden tut, işte nasıl bir planlama yapıldığına kadar, işte müteahhitin kim olduğuna kadar, mühendisin, mimarın kim olduğuna kadar. Yani bu kayıtların blockchain'e tutulması, bu kayıtların gerçek olduğunu bize gösterir. Yani tarif edilmediğini, tabii, değiştirilmediğini tabii. gösterir. Tabii yurt dışında da, Türkiye'de sanırım bu aralar var mı bilmiyorum ama muhtemelen yok. Bu aynı şekilde tapu kayıtlarının vesaire, işte binalarla ilgili kayıtların, Ç'in e aktarılması ile ilgili çalışmalar var bunu yapan ülkeler var şu anda Evet yani bizim de bir deprem ülkesi olarak yani doğusuyla batısıyla bir deprem ülkesi olarak Hatta yani Adana depremini Ben hatırlarım işte Kuzey hattını hep konuşuyoruz yani doğusu batısı kuzeyi güneyi hiç fark etmiyor herhalde Konya dışındaki zaten dümdüzde yerdir Konya birçok yer herhalde ciddi anlamda bir deprem bölgesi bu açıdan yani bir an önce bu teknolojilere bizim de hepimizin ülke olarak yani deprem konusu olduğu için tabii bunu söylüyoruz. Yani onun dışında blockchain teknolojisinin e, bu anlamda bankalar olsun işte para politikalar olsun her anlamda katkısı olacaktır. Ama e, konumuz deprem olduğu için böyle bir giriş yapmakta açıkçası e, biz de uzman koyunu olarak bir fayda gördük. İşte anlatmak istediğimiz aslında bu yaşayınca belki görülüyor ama hepimiz bu tehlikeyi yaşayabiliriz. Yani buradan çok bilmişlik yapmak gibi bir niyetimiz de asla yok zaten ama korkuyoruz açıkçası hepimiz korkuyoruz. İstanbul'da bir deprem şehri işte herkes söylüyor deprem olacak. Yani ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacak. Yani Japonya içinde bu deprem oluyor. Ee, uzak doğuda da, Amerika'da da oluyor ama bizim kadar veya Orta Doğu, Doğu ülkeleri kadar maalesef ya da Batı ülkeleri diyeceksek de Batı ülkelerindeki eski köyler, taş evler onlar yıkılıyor. Yani önlemini almadığın zaman maalesef acılarını e, çekmek zorunda kalıyorsun diyelim ve dediğim gibi çok da bilmişlik yapmadan istiyorsan yavaş yavaş Bitcoin fiyatına geçelim. Burak bu konuda söyleyecek bir şeyin yoksa. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok bu konuda Hakan. Dediğin gibi yavaş yavaş Bitcoin fiyatına tamam. geçelim. Evet cumartesi günü 14.000 doları aştık kısa evet. süreli hemen bir geri dönüş oldu 13 bin 600 lere, 700 lere ama 14.000 dolar da aşıldı ki geçen haftalarda da sen hep söylemiştin 14.000 önemli bir sınır demiştin orası aşılırsa çok daha yukarılara gidebilir ama orasının bir aşılması ve tutunması lazım ee, dediğini hatırlıyorum bu 14.000'in aşılması bir o önemi mu? var mı yoksa var. hani sadece rakam olarak mı? Yo şöyle diyeyim. Yani Bitcoin öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de yükseliş yine bir hafta sonu geldi. Hafta sonlarında Bitcoin fiyatının hem yukarı hem aşağı yönlü sert hareketler sergilediğini sık sık gördük. Evet. Ee, ee, bir parantez hemen bunun sebebi ne olabilir? Yani hafta sonu ne oluyor da bu? durum gerçekleşiyor. Ya yani hafta sonu tabii şu olabilir. Tesadüf mü yoksa sadece? Yok, tesadüf değil tabii. Belirli sebepleri var bunun birkaç sebebi var. Bunu daha başka bir podcast'te belki daha detaylı konuşuruz. Ama mesela şöyle söyleyeyim. E, aşağı yönlü bir sert hareket olduğunda ki hafta sonları sık sık oluyordu. Bu hafta sonu yükseliş oldu ama. Yani geleneksel finans sistemi kapalı olduğundan, banka sistemleri kapalı olduğundan, bankalardan borsalara para yatırılamadığından yani borsa bir para girişi olmadığından biraz sığ bir piyasa oluyor hafta sonu. Yani böyle olunca da hareketler hem yukarı hem aşağı yönlü olarak çok sert olabiliyor. Yani bu sebeplerden biri. Tabii daha başka birçok sebep de var. Onlara belki bir podcast'te hafta Doğru, sonu olabilir. neden Bitcoin bu kadar sert hareketlerde bulunuyor diye bir konu yapabiliriz. Tabii tabii olabilir. Konuşabiliriz. 14.000'e geçelim. Ne dersin? Ee, yani Şimdi dediğin gibi fiyatın 14.000 doları geçmesine odaklanalım. Şu anda bu podcast'i çekerken henüz 5-10 dakika önce fiyat 14.100 dolara çıktı. Ardından bir satış geldi ve en son ben kontrol ettiğimde 13.800-900 dolar civarında işlem görüyordu fiyat. Yani şimdi 14 bin doları geçmek olumlu. Buradan bir satış baskısı geleceği de tabii şeydi yani beklenen bir şeydi. Bundan sonrası için 14 bin doların üzerinde tutunup tutunamayacağına bak bakacağız bitcoin'in yani eğer 14 bin doların üzerinde fiyat tutunursa ki ben açıkçası bunu bekliyorum 14 bin doların üzerine tekrar çıkması ve burada tutunmasını bekliyorum Bitcoin'in. Eğer bu olursa sıradaki engel 16.000 dolar olacak görünüyor. 16.500 dolar civarında biraz takılırız diye öngörüyorum. Bu seviyeyi de aşarsak önümüzde bir 20.000 var artık. 20.000'in de zor açılacak bir seviye olmadığı kanaatindeyim açıkçası. Tabi 20.000'e fiyat yaklaştığı zaman illaki bir satış gelecektir. önemli de bir satış gelecektir. Çünkü insanlar 2017'den beri bu seviyeyi bekliyor. 20 Tabii. bin doları bekliyor. 20 bin dolara gelsin de satayım falan. Tabii, doğru, ee, doğru. Düşüncesinde olan çok sayıda insanlar var. Yani 20 bin dolara fiyat yaklaştığı zaman bir satış gelir ama ikinci hamlede ben 20 bin doların çok da zor geçilmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Tabi diğer yandan Bitcoin'in bu hareketleri altcoin'ler için pek iyi olmuyor. Şu evet aralar. hazırlıyordum yani bir altcoin sorusu hazırlıyordum zaten evet. sana. Hemen o zaman sen oru, o bahsi de açmışken e sorayım. Yani Şimdi çok çok ciddi düşüşler var altcoinlerde. Yani Bitcoin hani bunu aslında her hafta bu soruyu ben sana soruyorum ama bu hafta bunu daha net şekilde gördük. Yani 10.000 ile 11.000 arasında gittiği zaman Bitcoin birkaç hafta işte mesela 10.900 11.000 arasında gidip geliyor. Ondan sonra bakıyorsun çok sert şekilde 10.100'e düşüyor. 700-800 dolarlık bir geri çekiliş oluyor. Altcoinler eriyor. E bakıyorsun 12 saat sonra 36 saat sonra Bitcoin tekrardan 11.000 seviyesine geliyor. Ama o altcoinler 11 bin düşmeden önceki 11 bin seviyesindeki durumlarına gelemiyorlar. Bitcoin geldi geri ama onlar gelemiyorlar. E bu sefer Bitcoin biraz artıyor işte 3 artıyor bu sefer altcoin 1 artıyor. E işte biraz önce de gördük yani 14 binden 13 bin e bir düşüş. Orada da bile eridi altcoinler açıkçası ama 14 bini e çıkarken aynı seviyede artmadılar. Yani Bitcoin ne kadar sert hareket yaparsa yapsın yukarı veya aşağı hiç fark etmeden altcoinler düşüyor. Hatta fark etmeden demeyeyim düştükçe iki kat daha düşüyor. Yükseldikçe de nasıl diyeyim sana yarısı kadar yükseliyor. Yani tamamen zarar yazıyor altcoinler. Zaten bitcoin paritesi olarak Bahsetmiyorum bile. Bu bahsettiğim tamamen dolar paritesinde, Bitcoin paritesinde ise eriyip eridiler yani gittiler. Örnekler veririm işte e, Twitter'da da yazdım geçtiğimiz günlerde. Yani 220 Satoshi'deki VET şu anda VeChain 73'e düştü. Kaç ay önceki e, hali CHILIZ 12 Mart çöküşünün altına düştü e, Satoshi bazında. Dolar paritesinde mesela Wi-Fi 40 binlerdeydi hatırlarsın. Şu anda 11 bin 10500 bin arasında gidiyor ki Wi-Fi'nin yani çok daha hızlı değerlenen ve hızlı değer kaybeden bir varlık. 30.000 sadece e, arzı. Hani Bitcoin'den de bu anlamda çok çok daha az ve bir DeFi coin olması e, durumuyla da çok daha hızlı artış sağlayabiliyor ama inanılmaz düştü. E, ya yani örnekleri çok da arttırabilirim. İşte Compound 100 doların altına düştü. 400 dolarda hatırlarsın yazın. Evet. Yani e, çok fazla örnek var. Ethereum biraz dayanıyor. İşte Binance'in BNB coin çok sağlam dayandı. O da biraz 30 doların üstünde kaldı kaldı. Sonunda dayanamadı bu kadar sert harekete. 28,5 dolarlara kadar düştü ama tabii 15 dolar ortalamalı, 17 dolar ortalamalı bir coin. Hani e, o da ciddi şekilde yükselmişti. O da çok sağlam durdu. Binance zannediyorum sen de hep söylersin stake politikalarından dolayı. Ama genelde altcoin'ler eridi de eridi. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Biraz uzun soru oldu ama çok da bir detaylı rakamlarda birçok altcoin'den de örnek vermek lazım. Bunlara özel Özellikle bahsettiğim altcoin'lere çok ciddi yatırımlar da var Türkiye'den çünkü. Tabii. Yani şimdi biraz böyle geri çekilip bir geniş perspektiften baktığımız zaman bitcoin son dönemde şirketlerin böyle bitcoin'in o deflasyonist varlık konumu daha da böyle artış gösterdi daha da kendini işte enflasyona karşı bir korunma aracı olarak konumlandırmaya başladı. Özellikle zaten son dönemde Bitcoin'in de hisse senedi piyasalarından ayrıştığını görmeye başladık. Bu da olmaya başladı son birkaç haftada. S&P 500 endeksi e, Amerikan piyasaları geri çekilirken Bitcoin fiyatı %16-15 oranlarında yükseldi aynı periyotta. Yani Bitcoin şimdi şirketler tarafından böyle rezerv varlık olarak tercih edilmeye başlandığı zaman yani piyasanın da bakış açısı Bitcoin'e biraz daha e, bu yöne kaymış olabilir. Bu nedenle işte altcoinlerden çıkışlar oluyor, Bitcoin'e e, giriyor bu para, Bitcoin'in dominasyonu artıyor vesaire. Bence piyasa şu anda Bitcoin'in yükselişini tamamlanmasını bekliyor. o nedenle tetikte, açıkçası böyle görüyorum mevcut durumu. Yani eğer Bitcoin zirveyi bulursa altcoinler çok rahatlayacaktır. Bu olduğunda altcoinlerde yine 2018 gibi bir dönem bekliyorum ben yani birçokları tabi şey diyorlar altcoinler artık piyasada sadece birkaç tane kalacak gerisi çöp olacak altcoinlerde tekrar böyle bir yükseliş olmayacak ben pek buna katılmıyorum. Yani ben de katılmıyorum. Katılmak da çok mümkün değil. Daha yaz aylarında nasıl yükselişler olduğunu, Tabii. Hı -hı. insanların para yatırmaya ne kadar aç olduklarını gördük. Yani nelere ne paralar yatırıldı. Dolayısıyla hani en küçük bir o kıvılcımı görürse insanlar, hele bir de eskiden bildikleri bilinen o hani ismi bilinen altcoinler eee ben de senin gibi düşünüyorum alt sezonu yaşatır bize çünkü insanlar açıkçası şu andaki belki düşüşlerin de sebebi bu. İnsanlar daha fazla düşerse diye koruma anlamında belki bir işte USDT kenara koyuyorlar, bekliyorlar ve o yani bizim konuştuğumuzu düşündüğümüz herkes düşünüyor açıkçası. Evet, evet Ya zaten piyasa döngüsü şimdiye kadar hep böyle oldu. Yani Doğru. mesela hatırlarsın birkaç ay önce altcoinleri konuşuyorduk. Acayip artışlar oluyordu işte. DeFi coin'lerinde efsane artışlar görüyorduk. Tabii tabii. E, ne yaptılar? E, bu artışlarla Bitcoin adetlerini artırdılar. Şimdi Bitcoin yükseliyor. Tabii, tabii. Şimdi Bitcoin yükseldiği zaman altcoin'ler ucuzluyor. Altcoin'leri topluyorlar ki birkaç gün önce bir haber yayınlamıştık. Orada bazı büyük yatırımcıların işte birkaç tane kripto para vardı. Onlara yöneldiğini Bitcoin yükselirken gördük tespit tespit edilmiş. E şimdi de yani alttan alttan altcoin adetlerini artırıyorlar. Bitcoin fiyatına göre ucuzladığı zaman. E, Bitcoin bu yükselişi tamamladıktan sonra da bence tekrar altcoin'lerde de ciddi yükselişler göreceğiz. Öyle gözüküyor. İnşallah da öyle olur. Bu yükselişi de Bitcoin'in devam eder. Peki şöyle de bir hemen sana bu konuyla bağlantılı Başka bir soru sorayım. 2017 aralığında Bitcoin 20 bin dolara geldiğinde kısa bir sürede yani herkes gaza gelmişti açıkçası. Hepimiz gaza gelmiştik ve hani bu böyle artıyor işte Bitcoin şöyle deflasyonist böyle iyi para derken 3000 dolara giden bir süreç başlamıştı. Arada altcoin'ler de çok güzel ralliler yapmıştı ama en sonunda 3000 dolara doğru giden bir bir seneye yayılıp 3000 dolara giden bir zaman dilimi de görmüştük. Benzer bir düşüş gelir mi sence? E, çünkü o döneme göre adaptasyon, benimsenme Bitcoin'de çok daha fazla. Hı hı. Çok daha fazla insan Bitcoin'leri biliyor, e, Bitcoin'i biliyor, altcoin'leri biliyor. Artık herkes birçok şeyin daha fazla farkında. E, tabii ekonomik krizler de dünyada e, 4 sene öncesine göre çok daha fazla, 3 sene öncesine göre artmış durumda. Dolayısıyla herkes biraz bir ekonomi bilmeye başladı. Bir düşüş olur mu? Yani o kadar sert bir düşüş 3000'lere 5000'lere giden ee, o kadar sert düşüş düşüş olacağını beklemiyorum açıkçası. Yani düşüş illaki olur ama bu düşüşün ölçeği 2017 2018 dönemindeki kadar olacağını sanmıyorum. Kısa vadede önümüzde ondan da not etmek lazım. Amerikan seçimleri var. 3 Kasım'da bir seçim süreci var. Doğru. Ee, önümüzdeki hafta hani seçimler eğer böyle hani net bir zafer... Önümüzdeki e... hafta dediğimizde sözünü kestim yani. 3 gün kaldı şurada. Ha, tabii tabii. Yani <laughs> bekleyip hep uzun vadede bütün yaz konuştuk seninle Amerikan seçimlerini. Şu kadar ay var, bu kadar hafta var. İşte geldi çattı yani 3 Kasım'da. Tabii, Gerçekten tabii. hani çok az bir süre kaldı artık. Ya Bir maç izler gibi izliyoruz açıkçası. Evet çok az bir süre kaldı. Eğer seçim sonuçlarında bir tartışma bir ihtilaf durumu işte ne bileyim Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ya da Biden'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi başka bir belirsizlik net bir zafer olmadığı sürece olmazsa eğer bunlar yani o zaman biraz çalkantı görebiliriz ki Bitcoin fiyatında da düşüş görebiliriz belki. Eğer hisse senetleri piyasaları sert bir şekilde aşağı inerse ki böyle bir riskten söz ediliyor hep Tabii. Ee, en son bir bankanın e, ekonomistleri de böyle %20'ye %20 kadar bir geri çekilme olabilir şeklinde bir öngörü öngörüde bulunmuşlardı e, birkaç gün önce e, hisse senedi piyasalarında. Ya önümüzde de böyle kısa vadede bir risk var. 3 Kasım tam olarak hangi güne denk geliyor? Çarşambaya mı denk geliyor yoksa? 1-2 Salı olması Salı lazım mı? ama şimdi Aynen, Amerika'da sal... bizden 7 saat geride hı hı. gece yani 4 Kasım'da da Türkiye saatiyle sonuçlar... Yani açıklanmaya başlıyor olabilir evet. açıkçası. Ee, yani Buna bağlı olarak önümüzdeki hafta zor geçebilir. Tam tersi eğer seçim sonuçları e, net bir zaferle sonuçlanırsa da... ...o zaman e, piyasaların rahatladığını ve Bitcoin fiyatının yukarı gittiğini görebiliriz. Bilmiyorum açıkçası yani nasıl sonuçlanacağını kestiremiyorum hiçbir şekilde. Yani Tabii bir hissiyatım doğrudur. da yok yani açıkçası. Doğru benim de yok. Benim de yok yani çok zor. Ve e, açıkçası umarım senin dediğin gibi olur ama pek de hani sakin geçecekmiş gibi durmuyor yani işte hala sokaklardaki olaylar devam ediyor tabii biz koronavirüs ve iki gün önce deprem falan derken Türkiye olarak bazı şeyleri unuttuk. E Avrupa'da aslında Amerika'ya çok fazla konsantre olamamaya başladı. Avrupa'da da çok ciddi şekilde koronavirüs vakaları artıyor. Amerika'da Cuma akşamı itibariyle 100 bin günlük 24 saat içinde 100 bin vaka zannediyorum 98 bin küsur vaka belirtildi. Resmi rakam. Bu da şu ana kadar dünyada bir bir gün içinde elde edilmiş en yüksek rakam. Yani pandemi başladığından bu yana. Hatırlarsın bir ara Hindistan'da 95-96 evet. bin gibi rakamlar oluyordu. Amerika o rakamı da geçmiş durumda ki Hindistan nüfusu zannediyorum Amerika'nın iki katı kadar veya iki buçuk katı kadar. Ona rağmen Amerika hala çok ciddi şekilde koronavirüsle mücadele ediyor. Çok ciddi bu anlamda problemleri şu. Aynı zamanda sokaktaki tırnak içindeki çatışmalar devam ediyor. Bazıları bunları silahlı çatışma, bazıları silahsız çatışmalar. E, karantinalar geliyor olan... bazı ülkelerde tabi Tabii yani işte Belçika kapattı, Fransa zaten kapattı, e, ee, İtalya yine başladı. İspanya'da tam tersi yani e, bir de üstüne bu işsizlikle ilgili problemlerin dışında bir de orada hükümete protestolar var bu yasaklarla ilgili. Çünkü İspanya'da ekonomi olarak geriye gidiyor. Hani bütün bunlara baktığın zaman Avrupa'nın aslında Amerika'ya, Amerika'yı düşünecek hali kalmadı. Amerika o yüzden hani pek görmüyor gibiyiz, pek haberlerde işitmiyoruz ama Amerika'daki durum aslında bundan bir ay öncekinden Farksız şekilde devam ediyor hala sokaklar karışık. Dolayısıyla ben çok da zannetmiyorum ki senin dediğin kadar sakin geçsin. Açık ara bile olsa yani Biden ya da Trump açık ara kazansa bile ben çok fazla sakin olacaklarını düşünmüyorum ki. Anketlere de bakıyoruz. Yani en önemli işte eyalet Florida deniyor. Delege usulü de olduğu için. Florida'da mesela %50'ye %51'e 40 8 gibi bir oran herhalde bir boşluk da var birkaç yüzde yani tam %100 tutturulmuyor. Trump öndeymiş mesela yani çok şaşırtıcı anket sonuçları da geliyor ki Florida hani o delegeler açısından çok önemli bir e eyaletmiş. Dolayısıyla hani böyle bir durum söz konusu sanki senin o düşüş senaryosu hisse senetleri açısından gerçekleşebilir gibi duruyor şu anda. Evet podcast'imizde ilk bölümümüzde tamamladık bir nevi fiyat konuştuk. Uzunca altcoinlere değindik. Bitcoin fiyatına, blockchain teknolojisine değindik ve artık konumuza bir merhaba diyebiliriz. Bu hafta Bitcoin 2140 podcastimizin konuğu kripto sanatçısı Seda Türec. Seda hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Tabii ki şimdi herkes muhtemelen kendi içinde bu podcast'i dinleyenler soruyordur. Kripto sanatçısı ne demek? Yani sanatçı zaten çok geniş bir kavram. Kripto sanatçısı ne demek? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Aslen kripto sanatçısı olarak burada bulunsam da ben endüstri mühendisiyim. Üzerine de sanat ve enformatik tabanlı iki yüksek lisans eğitimim var. Kurumsal dünyayla pek aram iyi değil. Ondan hep kendi işimi yapma yoluna gittim işte dövme yaptım logolar yaptım bir sürü alakası şey derken 2017'de kripto dünyasına girdim. Aslında şu an hem kripto sanat yapıyorum aynı anda da swing trade yapıyorum şey orta vade yatırım yapıyorum. Kripto sanata şey diyebiliriz dijital sanatın bir alt kategorisi gibi bir şey. Yani kendi başına başına bir alan değil aslında. Bunun temel özelliği blockchain'e işlenmesi. Yani NFT olarak geçiyor. Her kripto sanat ürünü. Yani evet. hem dijital sanatın bir alt kategorisi hem de NFT'lerin bir alt kategorisi. Peki kripto sanatı özet olarak. Peki mesela nasıl ürünler ortaya koyuyorsunuz? Nasıl sanat eserleri ortaya koyuyorsunuz? Hani bunun birçok örneği var. Üç boyutlular işte geçen işte Batman'in zannediyorum ha, evet. bir tane e, ciddi oranda satılmıştı. Evet. Büyük bir paraya yani sizin yaptığınız sanat eserlerindeki konu ne oluyor genelde? Yoksa genel hayatla ilgili mi? Ya genelde bir mesaj içeriyor yaptığı eserler ama ben iki boyutlu tercih ediyorum. Yani niye bilmiyorum üç boyutluya çok ısınamadım. Hı hı. E, oraya da büyük ihtimalle kaymamız gerekecek bir zaman sonra ama şimdilik iki boyutlu çalışıyorum. Bir de eee Kod tabanlı çalışmalar yapıyorum. Zaten onu da okumuşsunuzdur. Bu e, Async Art'ta alındı. 100 bin dolara bir tane ürün. O, o da kod tabanlı. Ya yani Kod tabanlı generative art çok trend kripto sanatın içinde. Evet. evet. Yani NFT alanı gerçekten çok ilginç bir alan. Benim de açıkçası kişisel olarak ilgimi çekiyor. Aslında yanılmıyorsam birkaç yıldır zaten var olan bir alan bu NFT'ler. Kripto evet. CryptoKitties ile başladı diyebilir miyiz sizce buna? Ee, şöyle 2016'da aslında Bitcoin'in altında yapmaya çalışılmış. Hı -hı. Ben de sorudan okudum. O sıralar hiçbir fikrim yoktu. Ama Bitcoin'in altyapısı çok izin vermediği için Ethereum gelene kadar gelişememiş. İlk NFT projesi de kripto punklarmış. Hmm. Onları görmüşsünüzdür böyle piksel piksel bir yandan duran bir surat şeyleri. Evet. Yani collectible kart gibi bir şey onlar. Yani. Kripto sanatla kart, koleksiyon kart arası bir şey. Evet e, ama galiba esas ivmeyi bu kripto kitiyle yakaladılar. Evet Kripto ile büyük bir patlama oldu ama onda yani asıl şey biliyorsunuz boğa sezonunda olmasıydı. Büyük bir arz talep şeyi oldu zaten Ethereum Zinciri çok yaptılar E, evet. yani O çok, o çok hem iyi bir reklamdı hem kötü bir reklamdı. <laughs> e, şu an hala birinci olması lazım kripto kitlelerin şey, market hacmi olarak. Evet e, sanırım öyleydi bende en son baktığımda. Ayrıca bu NFT ile ilgili projelere fon sağlayan girişim sermayeleri olduğu gibi e, NFT tabanlı dijital koleksiyon ürünlerine, oyun karakterlerine yatırım yapan şirketler de var evet. bu alanda. E, son olarak Delphi Dijital 162 bin dolar ödeme yaparak bir oyundan 5 tane NFT satın almıştı. Yanılmıyorsam geçen günlerde. Yani hem büyük şirketler tarafından bu alana yoğun bilgi var. Bu e, dijital koleksiyon ürünlerinin olsun, işte e, kartları olsun, NFT tabanlı kartları olsun yatırım yapan şirketler var bireysel yatırımcılar olduğu gibi bunları satın Hı -hı. alan şirketler ve yatırımcılar var. Peki NFT'ler neden bu kadar trend haline geldi? Bu, bu ilgi nereden kaynaklanıyor sizce? Bu son zamanki olan diyorsunuz değil mi? Son altı ay içinde bir Evet özellikle bir ilgi var. Hı -hı, son altı ay evet. Yani onunla ilgili tam net bir şey yok ama konuşuluyor. Ben şimdi bu alanda olduğum için komüniteler var Discord'da zaten herkes sürekli bir iletişim halinde. Yani temel olarak şunu diyorlar birincisi o zaten ayı piyasasının en şey dönemi geçti evet. biliyorsunuz acı veren. E, o süreçte zaten NFT'ler daha yeni başlamıştı. 2017'de Ethereum bazda NFT projeleri çıkmıştı işte CryptoKitty tamam çok yürüdü ama altyapı olarak çok eksiği vardı ki... NFT'lerin hala altyapı olarak çok eksiği var. Evet. E 2018-2019 biraz onların kodlaması işte yeni kreatif projeler için altyapı oldu. E sonra da ayı piyasasının bitişiyle bu merkeziyetsiz finansla biliyorsunuz bir saldırı oldu. Evet. Oradan bir nevi NFT'ye ya zaten ilgi vardı, biraz fazla ilgi oldu yani. Oradan buraya kayıldı gibi. Birkaç şey aynı anda bir araya geldi aslında. Tek bir nedeni yok. Anladım. Peki siz e, aynı zamanda hani kendi eserleriniz var. Bunun dışında e, o pazar yerlerinde satılan OpenSea var sanırım e, evet. en ünlüleri. Oralardaki bu NFT'lerden satın aldığınız, işte beklettiğiniz, yatırım yaptığınız evet. oluyor mu? <laughs> evet, oluyor. Benim var zaten. üç tane farklı cüzdanım var. Bir bu şey. Duymuşsunuzdur belki. Eksi Infinity diye bir evet. oyun çıktı. Ha o Hı -hı. geçen hafta zaten Binance'de bir anlaşması bir şeyler oldu. İnanılmaz bir Patlama yaptı, herkes onu konuşuyor şimdi NFT dünyasında o şey gibi biraz kripto kitinler gibi hani onları çiftleştiriyorsunuz falan hı hı. Ya aynı mantıkta ama aynı anda böyle bir serüven tarzı bir şeyleri var işte arenalarda birbirine savaşma gibi bir şeyler var mesela onlardan beş tane yaratık mı diyeyim işte canlı o savaştırılan evet, kripto kitimsi eksi hı hı. canlı'm var ondan sonra sanal arazim var. Sandbox'tan. O da yeni nesil. Sandbox netil... da çok Sand... ilginç bir çalışması. Evet. Yani. Binance ona bayağı bir... ...ilgi gösterdi. Şimdi hatta... ...haftaya bir pre-sale daha olacak. Ona da katılacağım. Yatırım tavsiyesi... ...olarak <laughs> şey yapmıyorum. <laughs> ee, ona... Çünkü öyle soran... ...birkaç arkadaşım oluyor. Hiçbir şey bilmeden... ...onları da aldırdım bir de. Sandbox'ım var. Bir de... ...şimdi böyle uygun fiyatlı olup... ...ileride iyi fiyata satabileceğini... düşündüm bazı sanatçılardan kripto art aldım. Anladım. Ama çok yatırım yapmıyorum. Onun da nedeni biliyorsunuz dolar Türk lirası şey yani. Hani <laughs> evet doğru. Ya yani şey olsa Türk lirası 2 lira olsa bir dolara karşı bayağı her şeyi alırdım buldum yatırım aracı olarak kullanılabilir herhalde bu NFT'ler Tabi mi? tabii Hı -hı. tabii. yatırım amacı ama düzgün alırsanız ya yani saçma sapan bir şey alsanız peş para etmez. Peki burada mesela siz saçma sapan diyorsunuz. Kime göre, neye göre saçma sapan olacak? Mesela nedir oradan kastınız? Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Yani bahsettiğiniz Ha tabii tabii tab tab sorun isterseniz Ee sorabilirsiniz. <laughs> Yok esas. Ya yani şöyle yani olabilir. Nedir saçma sapanın kriteri yani? Onu sormak istedim. Ee, mesela işte kripto sanattan örnek vereyim. Yani şu Tabii. an tamamen hayali anlatıyorum. Şimdi bu Rarible'ı duymuşsunuzdur. O da son zamanlar büyük bir çıkış yaptı. OpenSea gibi bir mar pazar yeri orası evet. da. O kripto sanat gibi çıktı. Ama her şey satılıyor içinde yani. Arazi de satılıyor. İşte bu online oyun... Ürünleri de satılıyor. Orası çok büyük bir reklam yaptı zaten. Bu şeyleri de dün işte Paris Hilton bir şeyler sattı. O dedi kripto sanat uçacak bilmem kime yazdı derken o yer inanılmaz bir popülariteye sahip oldu ve bir haftada 3000 yeni sanatçı geldi. Ve şöyle diyeyim internetten, uygulamalardan yaptığı şeyleri bile insanlar satmaya başladı birbirine. Yani, yani, sanatla hiçbir alakası olmayıp hızlı para kazanayım, burada iyi iş var, iyi market kafasıyla bayağı alım satım oldu. Atıyorum siz öyle birinden bir ürün alırsınız. E adam üç ay sonra bu işi bırakır, elinizde çöp olarak kalır gibi diyebilirim. Yani hani değer katmayan bir ürün alma şeyiniz de var, ihtimaliniz de var. Ondan biraz araştırmak gerekiyor. Evet, yani hani bu biraz da hani alt piyasası gibi her şeye Aynen. paranızı yatırmayın 10 kat, 100 kat Aynen artacak öyle. diye. Yani evet. Diyorsunuz. White yani, Paper'ı görüp yapılmayan tabii. projeye yatırım yaptığımız 2017 dönemi gibi bir ortam var şu an. Evet, evet. Yani peki bu mesela şeyi çok merak ediyorum. Yani arazi dediniz. Yani bizim biz millet olarak da biraz hani bu tür konulara arsa. meraklıyızdır. Ee, arsa, evet. arazi yani e, inşaat da gelir ama önce arazidir her zaman. Yani evet. alalım, hayat boyu tutalım, çocuğuma kalsın falan gibi artık severiz bu işleri. Yani kar etmesek bile elinde bir arsa, bir arazi olması e, bir haz verir bize. Hani böyle bir Evet, biz durumumuz var yani bu iyidir kötüdür bilmiyorum ama bundan zevk alıyoruz açıkçası şimdi siz de almışsınız zaten bu araziyi <gülüyor> ama <gülüyor> ya yani <laughs> evet şimdi mesela bunu neye göre seçiyorsunuz nereden alıyorsunuz bu araziyi ee, hemen sorayım çünkü bu sorular muhtemelen herkesin kafasında geliyor evet. şu anda bizi dinleyen evet şöyle arazi alırken ben şuna baktım. İşte dediğim gibi bu Discord komüniteleri var. Mesela NFT dünyasında olan çoğu insanın bildiği bir adam var. Veil Shark diye. Belki onu da okumuşsunuzdur. O adam genelde potansiyeli olan projeleri bulup önceden yatırım yapan birisi. Yani şu an hani biliyorsunuz bu Decentraland da var. Mana koin. Evet. 2021'de. Evet, evet. Yani oradan da gidip bir şey alabilirdim aslında. Orası da ileride para eder zihniyeti var ama. Mesela bu Sandbox ile ilgili onlar çok projenin geleceği bilmem nesi işte binance yatırımları, Atari'den bir sürü farklı şirketten kripto para cinslerine kadar hepsi kendilerine bir yerler almışlar. Ben de böyle optimal bir küçük arazi buldum kendime. O, şekilde direkt şeyden aldım mesela ben OpenSea'den aldım. Çünkü presale'ı kaçırdım. Ama OpenSea'den ucuz bir fiyata bir tane arazi aldım kendime. Küçük. Peki mesela hani bütün dünyada aslında neredeyse hiç bitmeyen de bir altcoin furyası var. Yani evet. evet boğa piyasaları oluyor. 2017'de oldu. Sonra belki bölüm bölüm oldu ama hep altcoin'ler hani şu sebeple çok hızlı artıyorlar ve düşüyorlar tabii ama hep iyiden görüyor herkes. iyi şekilde bakıyor ve hani bir gün alırız. işte bu 0.00 bilmem kaç dolar bu bir gün 1 dolar olur ve biz 100 katı, 1000 katı paramızı arttırmış oluruz veya bitcoin sayımızı arttırmış oluruz gibi bir mantalite var. Burada da belli ki aynı mantalite, benzer var, bir mantalite var. var. Dediğiniz gibi araştırılması lazım. İşte nasıl evet. bir tarafta white paper varsa burada da araştırması, kendi araştırmızı yapalım diyorsunuz. Mesela siz neden böyle bir elinizde altcoin gibi herkesin bildiği Herkesin göz önünde, herkesin gözü önünde olan bir piyasa varken neden bu sanat tarafını seçtiniz? Yani siz sevdiğiniz için mi? Hani sonuçta dövmede yapmışsınız, o da bir sanat bence. Ee, bence değil birçoklarına göre öyle. Hani işin sanat yönü sizin hayatınızda çok fazla var olduğu için ve böyle bir fırsat çıkınca o tarafa mı yöneldiniz? Yoksa hani daha fazla kar vardır diye Yok, mi? Yok tamamen hem sanat hem oyunlara da biraz ilgim var. Anladım. ondan OpenSea'yı takip ediyordum her daim. Orada işte pazar payı, ne hangi oyunun şey şeklinde. Daha sonra ben girdiğimde zaten kripto sanat piyasası yani yok gibi bir şeydi. Ya yani şöyle diyeyim. bir sene önce 10 dolara falan ürün satıyorduk. Yani tamamen ben Aa, burada zaten gün işte orta vadeli yatırım yapıyorum. Çok da stresli sanatımı da yapmak istiyorum. Kripto dünyasındayım, hoş bir komünite var. Aa burada sanat alanında varmış, buna gireyim dedim. Yani o zaman böyle evet. büyük paralar dönmüyordu zaten. O, oradan çektiğim hiçbir para. Anladım. Yani <laughs> kiramı ödeyecek parayı... bir para kazanmıyordum evet, o sırada. Evet. evet, doğru. Hem kendiniz bir sanatçı olduğunuz için hem de yani evet. böyle bir şey çıkınca da hoşunuza evet. gitti. Peki hemen şunu soracağım, mesela sözünüzü kestim, özür dilerim ama hani alt hep şu deniyor işte A alt işte projesi şu şunu hedefliyor deniyor. Sizin de mesela hoşunuza gidiyorsa ve gerçekten de onun bir komünitesi bir topluluğu varsa ve hani gerçekten sizin de dediğiniz gibi sosyal medya organlarında da sürekli görüyorsanız yatırımınızı yaparsınız. Bu olabilir. Ama mesela burada bunlar birer sanat türünü Sanat eseri daha doğrusu. Bunun göreceli değil mi ileride artıp artmayacağı? Yani altcoin'de tamam bir proje var. Çok da kötü olabilir ama bir proje var. Yani o çok iyi olduğunda da o proje artmayabiliyor fiyatları ama proje iyi. Mesela Hı -hı. burada göreceli bir durum söz konusu değil mi? Yani o aldığınız arazi veya işte arazide demeyeyim de bir sanat eserini aldığınız zaman onun neye göre siz fiyatının ileriki dönemde artabileceğini düşünüyorsunuz? şimdi burada şöyle bir şey var. Ondan bahsedeyim ilk. Bunu sadece ileride satıp para kazanmak için almıyor insanlar. Yani Orladım. özellikle büyük yatırımcılar bu dediğim işte Whale Shark var. O Moka aldı galiba dediğiniz Batman'e ya da Token Angels aldı. Ya yani 5-6 evet. tane büyük yatırımcı var NFT dünyasında. Zaten onlar tekrar satıp para kazanma derdinde değil baya şey gibi düşünüyor. Evet Koç ailesi resimleri Anladım. alıyor. Ay bunu da 10 bin dolara aldım. Bakın gezin gibi ve sanal galerilerde o işte dediğimiz sandbox'ımsı yerler, cryptoboxes var en çok kullanılan. Kendi müzelerinde sergiliyorlar. Yani Anladım. bunu alıp ileride satayım kafası daha küçük yatırımcı gibi. Bunda ya bayağı adamlar hobi olarak alıyor ya da adam oyun tutkunu. Pokemon kartı biriktirir gibi o kartları biriktirmek istiyor. Yani onun olması çünkü bu gerçekten biraz enteresan ama elle tutamasak da Barladım. Senin evindeki biblo gibi bir şey oluyor. Ve e, bu arada bu alanda da herhalde işte bu alanın önde gelen sanatçıları var ve onların yani o sanatçıların ürünleri daha mı çok değerli? Yani böyle bir şey var mı bu e, dünyada? Ya şimdi şöyle 2019'dayken ve öncesinde daha çok alaylı sanatçılar vardı. Yani şimdi günümüzde şeyler dahil oldu. Böyle popüler işte YouTube'da bir milyon takipçisi olan 3D sanatçıları işte. Bir, Murat Pak var Türklerden. Onun özel kendi bir botu var mesela. Hani bu popüler sanatçılar girmeden önce hem ne kadar eski bir kripto sanatçı olmanız hem işte kendi tarzınızı net şeyde ilerletebiliyorsunuz. Bunlar önemliydi. Ve hani kaşenizi biraz siz belirliyordunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Size teklif gelebilir ama onu kabul etmek zorunda değilsiniz kripto sanatta. Yani bu şey gibi değil 30 tane Litecoin alayım gibi bir şey yok. Yani ben derim ki ben buna kardeşim 100 Ethereum fiyat biçiyorum derim. Kimse almaz elimde durur ama 100 Ethereum'dur onun fiyatı. Hani orada biraz satış dengesini kurmanız gerekiyor ama dediğim gibi herkesin belli bir kaşesi oluyor. Ve çok satan adam o kaşenin altına inmiyor ve gerçekten talep o fiyatlara çıkıyor. Evet Hakan da zaten başlarken Batman'den bahsetmişti. Batman ile ilgili teması Batman olan bir dijital sanat ürünü. Aha. 540 ETH'ye satıldı. Yani evet. mevcut fiyatlarla 200 bin doların üzerinde bir bedel yapıyor bu. Ee, evet. Yani o eserin sahibine de sahibi demeyeyim de eseri yaratan sanatçıya da baktığımda onun OpenSea'de yan yanılmıyorsam 12 bin falan takipçisi de vardı yani. Gerçekten ciddi bir kitle var OpenSea üzerinde. Şey zaten onu o Batman ürününü yapanlardan bir tanesi iki kişi yaptılar onu. Bir tanesi zaten ilk kripto sanatçılarından biri. O zaten bir dört ay önce gene 50 bin dolara rekor bir fiyatla satıp, yani o kaşesini oraya çıkarmıştı zaten. Bir de ilklerden olduğu için. Onun üzerine birlikte yaptığı kişi de sanırım çok eski bir komik bu sanatçısı yani hani gerçekten arkası olan bir insan. Ondan hani birazcık da bir reklam prestij şeyi de var bu işte. Yani sırf ya dediğim gibi fiyat bireysel satıcıya çok bağlı oluyor ya da teklif veren alıcıya. Fiyat göreceli, göreceli bir kavram. Evet çok göreceli ve bence bu büyük bir evet. sorun aslında NFT'ler için. Çünkü isteyen fiyat istediği fiyatı koyabiliyor. Peki mesela ben sizin bir NFT ürününüzü satın almak istiyorum veya ya bu arada ürün diyorum ben ama ürün mü eser mi diyelim? Yani bence fark etmez. Sen diyebilirsiniz. Yok yok yani bir sanat eseri sonuçta ama hani bir de ürün çıkıyor ortaya falan yani. Ama şöyle bir şey var NFT'ler sadece oyun kartları ve kripto sanat değil zaten. Şeyler de NFT işte e, INS'ler biliyorsunuz. Ethereum isim servisleri. Evet. evet. O ya yani onun gibi bir sürü şey olduğu için yani esna ürün diyelim varlık diyelim. Bence tamam sizin mesela varlıklarınızı, önce. eserlerinizi, ürünlerinizi ben nereden? bulabilirim. Satın almak istiyorum ya da bir bakmak istiyorum bakalım hani böyle bir işte insanlar mesela şu anda sizi dinliyorlar podcast'te ve hani aa bak Seda Türeç diye biri varmış, NFT diye biri varmış, bir sanat eseri ortaya koyuyor, bir varlık ortaya koyuyor deyip de nereden görebiliriz mesela biz sizin eserlerinizi? İşte maalesef o da şey sadece bu platformlarda görebiliyorsunuz. Yani bunun blok zincirine işlendiği işte super rare Makers Place, Async Art gibi platformlar ya da OpenSea, Rarible gibi pazar yerleri. Ya yani buralarda görülebiliyor. Diyorum ya yani et, evet. açıp göremiyorsunuz mesela herhangi bir ürünü. O da bir NFT'nin bir şey bir yanı tabii de. İşte onlar biraz kullanıcı deneyimini zorlayan ama Zamanla Şu an için en azından şeyler. evet anladığım kadarıyla yani bu işin meraklılarına biraz daha. Evet. hitap ediyor gibi şu anda. Ama tabii işin içinde para olduğu zaman işte bu yaz gördüğümüz gibi çok başka yerlere de gidebilir her şey. Evet. Burak istiyorsan ee, sana bırakayım sözü tabii biraz. ben ben şunu sormak istiyorum. Burada belki NFT'lere ilgi duyan, bizi dinleyenler arasından kendisi de bir sanatçı olan ve NFT alanına geçiş yapmak isteyen isimler de olabilir. Yani kendime ait bir dijital sanat ürününü nasıl tokenlaştırıp satışa sunabilirim? Bunu merak ediyorum. Şimdi o kulağa çok zor geliyor ama aşırı basit aslında. Hı hı. Önceliğimiz şu oluyor. Bu pazarın %90'ından fazlası tamamen Ethereum üzerinde. Yani evet. EOS'la falan da dönen şeyler var ama hani Ethereum olayı. Ve en çok kullanılan da hepimizin bildiği Metamask cüzdan. Hı hı. İşte Chrome'dan, Brave'den hangisinden bağlanmak istiyorsanız. Bu OpenSea ya da Rarible gibi dediğim bunlar pazar yani OpenSea ve Rarible pazar yerleri. Evet. Bunlarda bütün NFT'ler görüntülenebiliyor, işte oyun kartları da dahil. Super Rare, Maker's Place gibi yerlerde sadece sanat platformları. İki bölgeden de dijital eser blok zincirine işlenebiliyor ve bunun için tek yapmanız gereken şey Metamask'inizle giriş yapıyorsunuz sisteme. Sonra bayağı normal bir Ethereum işlemi yapıyormuşsunuz gibi blok zincirini işletiyorsunuz madenciye para verip. Yani orada transaction'a sadece işte tamam mı bunu yapayım mı okey bu kadar. Yani hiçbir kod yazmanız bir şey yapmanız hiçbir şey gerekmiyor. Yani normal bir site yükler gibi yüklüyorsunuz sadece Metamask'tan işlemi yapıyorsunuz. Cüzde bir para veriliyor tabii doğal olarak. Değişiyor Ethereum'a göre Ethereum'un. madenci ücretlerine göre evet değişiyor. Tabii o hep var zaten değil mi? Evet. Peki bu sanata ilgi duyanlar ve bu alanda çalışmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Yani sizce e, bu konularda ne tür bilgilere sahip olmalılar? İlk etapta bir böyle bir geçmişini birazcık okuyup hani sistemlerden nereye gelmiş, içeride kimler var? Çünkü çok küçük bir komiteydi. Şu an çok büyümek üzere mi desem, büyüdü e, mü desem bilmiyorum ama. Ne diyebiliriz mesela 100 bin mi ya da 1 milyon mudur bir farazi bir rakam söylersek? Kripto sanat sayısı mı? Kripto sanat sayısı olarak evet. Ya ya da işte topluluk olarak işte bu ürünlere ilgi duyanlar, alıp satanlar 10 bini zar zor geçiyordur gibi bir kafamda bir rakam attım şu an ama daha sonra ona bir bakabilirim. Ama 6 ay önce bayağı azdı. 2-3 bin kişi falandı. Anladım. Çok az bir kitle vardı. Ondan birazcık insanlarla yani komüniteye girmek gerekiyor ilk etapta. Hani bunu evet. şey olarak demiyorum insanlara girip yalakalık yapın ya da satıcı, alıcı kişilere gidip mesaj atın ürünümü al gibi değil de hani kim kimdir. Çünkü maalesef alıcı sayısı satıcı sayısına göre bayağı az. E ondan hani nasıl bir yol izlenmeli? Dediğim gibi başvuru yapılması gerekiyor zaten iyi şeylere, platformlara. İşte başında Super rare, şey market pazar payı en yüksek olan evet. Makers Place, Non Origin onların linklerini de size atarım istiyorsanız aşağı bırakmak isterseniz. Olur, bırakabiliriz. İşte Rareable var. Rareable'ın özelliği başvuru yapmanız gerekmiyor. Yani diğer platformlara çünkü bir jüri gibi bir şeyden geçmeniz gerekiyor maalesef. Bir de talep arttığı için herkese almamaya başladılar. Yani OpenSea'ya direkt konulabilir ve Twitter'la Discord üzerinden yürüyor genelde piyasa. Yani öyle Instagram'da değil olay. Yani Discord'da komüniteler var, Twitter'da da insanlar reklamını yapıyorlar. Hı -hı. Ya ben bayağı uzun bir süre Twitter kullanmamıştım. Ondan ne olduğunu hiç anlayamıyordum açıkçası. Sonra bir baktım herkes oradaymış. Yani Twitter kullanmak gerekiyor anladım e, Hakan ekleyeceğim bir şey var mı Hakan? Tabii yani sanatın dışına çıkarsak artık hani Seda Hanım da belli ki teknolojik bir insan. Teknolojiye meraklı bir insan. Bitcoin ile ilgili ben fikirlerinde merak ederim. Yani Bitcoin yatırımı hani 2017'de programın başında öyle söylemişti. Hani i̇ki bu sektöre dahil oldum demişti ama yatırım yapıyor musunuz Bitcoin'e? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hedefiniz var mıdır fiyat anlamında ya da ben bunu daha da ileride çok daha uzun vadede değerleneceğini düşünüyorum. E, satmayı da düşünmüyorum yani. Yani, sürekli hodl dediğimiz yok, Onu misiniz? zamanında yaptık Onun, Öyle mi? onu şey çömez zamanda yapmıştım o çok korkunç bir şey oldu. Şu an elimde coin hiç yok. Bitcoin hiç alıp satmıyorum bu arada. Ethereum alıp satıyorum ya da Litecoin alıp satıyorum. Hem daha yüksek diye yani hareket oranları bir de hani kripto sanattan dolayı tamamen Ethereum'la yaşıyorum gibi bir şey. Onun dışında Bitcoin'in geleceğini ya pozitif görüyorum tabii ki. Bu yani son bir zaten herkes büyük bir düşüş bekliyor global ile beraber. E ondan sonra bütün paramla kripto paralara geçmeyi düşünüyorum ama şu an değil yani bir, birkaç ay sonra. Şu an şey Önce bir düşsün yok. diyorsunuz. Evet sonra... yani, yani düşmeyecekse bile belli bir şeyin üstüne çıkması lazım ki benim ona giriş yapmam <laughs> için bana onay versin. Ya ben tamam teknik analiz yapıyorum. Ondan hani hmm. seviyelerini geçecek gibi bana şey yapacak, onayı verecek gibi. Ya yani şu an çok tatmin olmuş değilim bu çıkışta. Ondan şu an şey diyeyim hatta ethereumlarımın hepsini de geçen hafta ne sattım. Evet. işban olma umarım bir ee, hafta sonra çok pişman olmam <laughs> bunu söylediğim için herkes yani tabi şimdi Amerikan seçimleri falan programın başında da konuştuk biz yani çok karmaşık dönemler hani bir de evet, Ethereum e, 2.0 diye bir gerçek var önümüzde evet doğru ay sonra. yani ne olacağı gerçekten hiç belli değil yani Ethereum 0 yani 2.0 da bakıyorsun. Aydan. Gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecektir. Yani. Temmuz dediler. Sonra işte bir temmuz ya dedi mi aslında demedi falan. O... E, tabii evet. yani temmuz dedi mi aslında temmuzu telaffuz etti ama onu kastetmedi gibi konuşuyorduk evet. en son. O iş iyice dallanıp budaklandı. E, ilginç yani sadece Litecoin ve Ethereum e, alıp bitcoin almamakta yani ben mesela hani şaşırdım ama şey anlamında söylemiyorum olumsuz bir anlamda ama ilk yok bitcoin'i çok seviyorum aşırı seviyorum ama diğerlerine <laughs> oynamak daha çok hoşum ya yani dediğim gibi alıp kenara koyacağım biraz daha olursam, volatil, evet. ya şöyle bir şey olursa şimdi hani her ihtimali teknik analizde hesaplanıyor biliyorsunuz siz de benden iyi biliyorsunuzdur atıyorum bitcoin şu değerin altına inerse ben ondan işte 5-10 on tane alırım cüzdana koyarım 2 yıl boyunca onu unuturum gibi bir düşüncem var ama atıyorum 10.000'de evet. 10 binde kalır. O zaman ben Ethereum'larla yoluma bakarım. Hani hiç bulaşmam. Yani beni tatmin etmesi için onun 5.000 lira, 6 bin lira geri lazım. Ki ha tamam alayım ben kenara koyayım diyebileyim. Anladım. Yani bir, biraz e... şey gözüyle bakıyorum ona. Yani teknolojisinde değilim gibi tamamen. Anladım. Yani yatırım. şuradan sorayım o zaman hani kişisel olmayacaksa çok ama yani 12 Mart'ta da düştü mesela o kadar. Orada almadınız bu mı? Korona Aldım, virüsü. sattım. Patladınız sonra mi? ha öyle mi? Tabii <laughs> tamam. tabii ben orayı da orayı tamam. bekliyordum. Hatta ben 2000 1800-2500 arasını beklemiştim. Ondan o kadar çok alamadım. Siz de bayağı beklemişsiniz sonra. ama artık o kadar da artık Aa, o hiç kadar. Öyle, hiç öyle de hiç belli olmaz. O zaman, olmaz. Tabii, o sefer doğru. de herkes şey aşırı artık bu aya dönmüştü. Ben dedim bu düştü. Ben elimi sürmem buna dedim. Doğru. 10 binlerdeydi. Aha. Tabii ondan sonra inanılmaz bir düşüş oldu. Orada aldım hatta çok erken sattığım için çok üzüldüm. Onda da evet. Litecoin aldım hatta bir çıkmayan da <laughs> o oldu. Yani bu kadar olur. ya yani gidip <laughs> o çok aldım. oynamadı. İnanılmazdı yani en çok oynayan coin gitti hiç oynamayacağı tuttu. Ona, ona küsüm şu an. Evet bazlı gidiyorum. Bir de biraz kadın olduğum için duygusal bakıyorum. Hani coin'e bağlanıyoruz falan. Yok kadınlık mesela. meselesi değil. Yani milyonlarca insan duygusal bakıyor. Yani biz, evet, de daha biz yani. ekstra duygusal <laughs> bakıyoruz yani böyle. ilk öyle... XRP'yi 4 yani. dolardan alanlar hala bekliyor mesela. Evet, Ay, tabii. Ripple <laughs> hiç hiç sevmediğim, nefret ettiğim. O vardır ya Ripple'cılar ya dinlerde. Link'i çok beğeniyordum. Almadım endiplerdeyken çok pişman oldum. Ondan ona da elimi sürmüyorum. Ona da küsüm ondan. Ben tamamen Ethereum şeyindeyim ama yeni bir şey çıkarsa ona geçerim yani terk edebilirim onu problem değil. Crypto Belki de adım. başka yani bir yere giderse. Doğru doğrusu da bu gibi yani çok da duygusal <laughs> olmamak gerekiyor açıkçası evet. onu da belirtelim. Ben bu kadar benim sorularım Burak. Ben son olarak şunu sorayım yani Bitcoin'i konuştuk ama ondan önce aslında soracaktım bunu. Ee, bu NFT piyasasının önümüzdeki birkaç yılda daha da böyle katlanarak büyüyeceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir potansiyelden söz edebilir miyiz sizce? Zaten birkaç yıl büyük bir boğa beklendiği için Bitcoin'de. Evet. Büyük ihtimalle bu seferin ICO'ları bunlar olacak. O zaman şimdiden biz de almaya başlayalım NFT karakterlerini veya... <laughs> o işte o ek yani yatırım tavsiyesi değildir demek yani <laughs> için diyorum. O mesela o eksi yaratıklar dediğim gibi ya yani çok cüzi fiyatlara satılıyor. Bir tane iki tane kenara atıp hadi ya yani nelere yani, hangi altcoinlere hı. para harcamadık saçma sapan. Ya ben biraz ee, sözünüzü kestim ama şöyle bakıyorum. Yani şimdi bahsetmiştim daha önce de yani büyük şirketlerden söz ediyoruz buraya yatırım yapan. Yani hı. Delphi Digital demiştim. Bu sizin bahsettiğiniz oyundan eksi Infinity'den aldılar bu arada ee, onu hatırladım 160 bin dolar ödeme yaparak 5 NFT satın almışlardı. Aa, oradan. onlar onlar Hı -hı. mı? Tamam evet, tamam. Evet. onlara bakıp geçen gün dalga geçtik kardeşimler hangi <laughs> gerizekalılar bunlar? tamam. O zaman. En azından şirketmiş ondan şey olmaz. Şirket onlar evet. Ya bir baya... de tiplerini gördünüz mü bilmiyorum. O kadar komik sevimli Yok. tipleri var ki. Hani böyle Pokemon yani gibiler. Mi? Evet evet, evet, evet Pokemon Pokemon onları gördüm. falan gibiler. Hani, hani böyle ciddiye alamıyorsunuz da. Ama bayağı oyun zevkli yani. Oynamanızı tavsiye ederim. Bayağı eğlenceli bir oyun. Yani... <laughs> ben oynuyorum bazen. Olabilir. <laughs> Olabilir. Benim ilgimi çekiyor açıkçası. Yani özellikle o nadir karakterleri alıp koleksiyonluk olarak tutmak ilgi tabii, çekici. Tabii, çiftleştirebiliyorsunuz. Çiftleştirilme seviyelerine göre fiyatları değişiyor. Bayağı zeka şeyi de var içinde. Kartlar var. Kartlar güç veriyor. Falan. Güzel yani, eğlenceli. Ee, Ve saçma sapan bir şey değil. E, ismini de hatırlayamadım bu arada bir tane büyük büyük bir kart oyunu var NFT olarak. Şey, e, hmm. neydi o? Age of Empires diyeceğim. Bir dakika biliyorum. onunla onda ne olduğunu hala çözemedim bir dakika. Not aldım onu. Kesin onu sorarlar diye şuraya yazdım. Bir saniye. <laughs> Şu ben de ismini Ah, God's değilim. Unchained. Evet, evet, evet. Evet, evet. O, o, o inanılmaz patladı. O da Mesela bayağı popüler. O çok popüler. Hatta o ilk beşte olması lazım onun pazarda. Evet, evet, yani... öyle olması lazım dediğiniz gibi. Ee, o dediğim Whale Shark denen adamı bir incelemenizi öneririm. Bayağı da kafa bir insan. Yarı anonim adını bilmiyoruz ama adamı biliyoruz gibi bir şey. Kendi komünitesi var onun. O mesela baya binlerce almış o kartlardan. Ama onu, onların olduğunu hiç bilmiyorum ve hiç ilgilenmedim bayağı bayağı iş gören bir şeymiş duyduğuma göre. Yani orada da bir oyun sonuçta o da bir oyun. Ben hiç oynamadım ama sadece uzaktan ben de. baktım. Ben de oynamadım. Çok kahverengi geldi kartlar, hoşuma gitmedi. Iyi. Ya böyle içim karardı biraz da açıkçası. Ama oradaki çizimler falan, karakterlerin çizimleri, kartların üzerindeki şeyler, onlar tabii, bayağı ilgi çekici görünüyor. Tabii tabii, çok profesyonel. Hani böyle o krip şeyler, o pembe pembe yaratıklardan sonra ya dedim bunlar çok böyle şey, içim karardı. Ama bayağı onlar çok popüler, onlara çok yatırım yapan insan var. O konuda şey değil. Hala CryptoPunk'lardan alan, ha şey var, Avastar'lar var. Onu biliyor musunuz Avastarz diye bir şey var. Onu duymamıştım. Yok. Ben de ee, o çok enteresan bir proje. Onda herkesin önünde random olarak herkesin bilgisayarında böyle bir karakterler oluşuyor. Yok kirpiğinin ucu farklı. Sırf surat gibi düşün ama saçı falan da var. Ve bunların belli seviyeleri var. Yani Dio da önünüzde. İşte bu çok ender bir insan. Bu her, çok bu her yerde görülen bir insan tipi. Mesela onları buluyorsunuz bir kere yaratılıyorlar yok oluyorlar sonra falan böyle bir enteresan. Bakmanız lazım ben de tam anlatamıyorum şu anda. Neyse orada buluyorsunuz para ödemeden sonra gidip bir koleksiyoner ediyorsunuz ki ben çok nadir bulunan bir avastar buldum. Bak sana 50 Ethereum'a satayım mı diyorsunuz. Adam tamam derse siz onu oradan bir Ethereum'a alıyorsunuz. Çünkü sadece size çıkıyor. O adam bulamıyor onu istese de. Adama 50 Ethereum'a satıyorsunuz. Yani öyle enteresan şeyler de var incelenmesi gereken ama ben onlara da bulaşmadım. Ya çok riske girmiyorum. Hani minimum risk. Peki eklemek istediğiniz var mı bu alanla ilgili? Ben şunu da sizden rica edeceğim. Ee, sizin nickiniz nedir? Bu platformlarda insanlar sizin sanat eserlerinizi nasıl görebilir? Onu da belirtirseniz iyi olabilir. Benim se.tourage.ethe yani ins adresimi kullanıyorum her yerde se.tourage.ethe olarak bütün platformlarda varım zaten Twitter'ımda se.tourage5 diye yani hep se.tourage ile her şey. de her yerde çıkıyor zaten Türkiye'den var mı sizin gibi az önce bir isim zirketmiştiniz onun dışında evet. sanatçı olarak eser üreten başka isimler var mı ya da sayıları e nedir? Ben girdiğimde kimse yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Türk sonra Berk Özdemir diye bir arkadaşla tanıştım. O da Hollanda'da yaşıyordu. Çok enteresan bir insan. O dijital müzik falan da yapıyor. Onun dışında işte bu Murat Pak diye çok ünlü. Onunla Hı -hı. bir şeyim yok muhabbetim yok. Yani bilmiyorum sadece görüyorum Hı -hı. eserlerini. O girdi. Daha sonra yani şu an yeni giriş yapan çok insan var son bir aydır. Türk olarak Twitter'da görüyorum. Ya, ama onun öncesinde 3-5 kişi vardı Diyebilirim direkt. Ya bu rareable piyasasından sonra girdi insanlar. Ee, peki eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı bu konuda bu konularda? Ee, yok ama hani birileri yatırım yapmak istiyorsa sanal arazi almaları en mantıklısı bence. <laughs> sandbox, Sandbox mıydı? <laughs> ya evet hani Sandbox. Ben de şey kefil Orada... değilim, evet. kefil değilim. O Minecraft'in üst versiyonu gibi ee, bir şey yapmış. Onu ben birkaç hafta önce yakın bir arkadaşımla konuşmuştuk bu konuyu. Oradan şirketler, borsalar alım yapıyorlarmış. Çılgın gibi ve Bunu bir reklam aracı olarak da kullanıyorlarmış herhalde orada kendi logoları ve vesaire tabii şeyleri tabii. var değil mi? Tabii tabii. İnanılmazlar. E, zaten önceden başvurmanız lazım. Şimdi son satış var. 12 Kasım'da sanırım. Şimdiden kaydolmanız olmanız gerekiyor yoksa ilk açılan kişiler hemen kapıyor. Size hiçbir şey kalmıyor. Hmm. Anladım. Bayağı düzgün bir proje ama. Ya yani indirip oynamaya da çalıştım. Güzel. O zaman ben mutlaka bakacağım çünkü hatta biz de düşünmüştük alsak mı şey olarak şirket olarak. Bu böyle bir arazi ben <laughs> %20 komisyon alırım şey. <laughs> 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 Herkesden öyle bütün verdiğim tavsiyelerden. Yani o zaman var. biz hani şu kişilerden olmamamız lazım. Hani hep anlatırlar ya hani arkadaşlarımız, annelerimiz, babalarımız hani işte dedeninmiş bak buralar da satmış işte yani tabii, tabii. De, de. o zaman torunlarımız da yani bizim için söylememeliler bunları ya aynen, Almamız aynen, lazım öyle bir mantık var <laughs> ya bir tane bitcoin şey yapan arkadaşım var bitcoin iş yapan ama hani trader değil. Mesela ben adıma dedim ki ya dedim böyle sandbox diye bir şey var. 1960'larda İstanbul'dan arazi aldın. Düşün al şuradan. Bir evet, 300 dolar ayar. Dedim tamam dedi. Şimdi dün diyorum ki hafta işte iki hafta sonra gene varmış. Hemen kaydolalım diyor ya. Hani öyle bir mantalite var. Dediğim gibi ya tabii ki çok büyük risk alıyorsunuz. E, daha hepsinde öyle ama. Mesela kripto sanatta da şöyle diyeyim size bir örnek vereyim. Bir yıl önce diyordum ya 10 dolar 20 dolara satıyorduk diye. Evet. Bir tane adam benden bir şey 20 mı ne almış. Geçen gün e-mail geldi. No Origin diye bir platformdan. O da işte Super Rare gibi. Adam başkasına 480 dolara satmış. Benden 20 dolara aldışı. Hmm, yani altı inanmış alt gibi bir şey oldu adam. Bana da 40 dolar geldi. Biraz sinirlendim. Yani onu, onu soracaktım ben çok de zaten. Sinirlendim. <gülüyor> çok <gülüyor> sinirlendim. Çok <laughs> sinirlendim ama. <gülüyor> o yani hani, bir %10 gelmiş canım. Yani o kadar olsun evet, %7 ama gelmiş. Ama şimdi benim... Yani. Benim de azıcık bir tanınırlığım var piyasada. Hani ondan belki hmm. adam yatırım aracı olarak görmüş olabilir. Peki yani öyle bir şeyiniz oluyor. Anladım. Şunu soracağım. Şimdi 400 kaç dolar aldı dediniz son da. 480'e aldı. 480 480 dolar aldı. Evet. Ee, bu peki diyelim 2 2 3 yıl sonra bunu 48 bin dolara sattığı zaman oradan da siz yine hep, gelir e elde elde Evet, elde evet elde hep %10, <laughs> yani, hep 10, %10 sizde. 10. E, ama sanırım o platformdan satarsa onu tam çözemedim. Sanırım e, Rarible ya da OpenSea gibi bir pazar yerine giderse sıkıntı çıkabiliyor. Onu ben de bir araştıracağım hmm. bir ara ama öyle diyelim biz. Biz Öyleymiş gibi konuşalım şimdi hani. Anladım. Hiç diğer tarafa bakmayalım. Ya bu da iyiymiş aslında ama tabii Tabii canım yani. E dün sonuçta... dün şey oldu. Ben de sabah öğrendim ve geciktiğim için çok moralim bozuldu. Şeyi biliyor musunuz bilmiyorum. People crap miydi? öyle bir Instagram'da çok politik üç boyutlu sanat eserleri yapan bir adam var baya baya meşhur 2 milyona yakın takipçisi var sanırım adam dün bir tane platformdan 100 adet yani şey de olabiliyor bir ürününüzü çoklu da üretebiliyorsunuz İlla bir sahibi olmak zorunda değil 100 adet üreteceğim demiş tanesini bir dolara satacağım demiş anında tükenmiş tabi bugün bir, yani tam inceleyemedim ama iki kişi bunları 1600'ler dolardan satmış başkalarına. Yani hani düşün adam diyor ki ben bunu 1600'e şu an alayım zaten haftaya 10.000'e 10 satarım kafasıyla bakıyor adam insan. Evet, evet. Yani ee... dün 1 dolar <laughs> almış bugün 1600 dolara satmış. Evet. Hangi altcoin siz o kadar kazandınız? <laughs> Tabii doğru hiç. Benzer, benzer bir şey. E, ben aslında e, daha çok o şekilde ilgilenmeye başladım. Benzer bir şey. 2019'un sonunda bu Binance kartlar çıkardı NFT tabanlı. Evet. Evet. Bunların işte bazıları sadece bin adet, bazıları yüz adet, işte on adet üretildi bir tanesi. <laughs> Exchange the World diye sanırım kartın ismi oydu. Sadece on tane olacak şeklinde ürettiler. OpenSea'de yani onlar da bayağı bir yüksek fiyattan satıldılar yani binlerce dolardan evet. ve bu, bu bunlar zaten insanlara bedava olarak dağıtılan şeylerdi. Yani nadir olduklarından herhalde bu kadar değerli oluyorlar onlar da. Nadirlik oluyor. Alıcının zenginlik seviyesi, işte reklam, hani herhangi bir neden olabiliyor. Biraz da yani şans bir gıdım da belki olması lazım. Öyle bir sistem. Enteresan bir dünya ama girilmesi bence önemli ama altcoin kafasıyla bakıp kolay zengin olacağım kafasıyla gelirse gene yani hani her şeyinizi kaybetme ihtimaliniz ne oluyor? Aynı tabii tabii zaten oluyor. yani her şeyi de alamazsınız yani öyle bir kimse de zaten dediğiniz gibi para yok. Hani siz 2 lira olsaydı dolar alırdım Tabii. dediniz ama o da bir yere kadar. Yani alamıyorsunuz işte. Ya aynen. aynen. <laughs> yani bir yere kadar gidiyor ama dediğiniz gibi gerçekten biraz araştırarak yani ben bundan sonra o zaten arazi alsa <laughs> <konusuna gülüyor> kes, kes, Kesinlikle bakacağım. Yani gerçekten kesinlikle bakacağım. hem para kazanmak için dediğiniz gibi hem bir araştıracağım Tabii gerçekten. E... Yapacak bir şey yok yani sonuçta bu bu hayatın bir gerçeği böyle bir pazar böyle bir piyasa var ve hani deneyeceğiz bunu bakalım araştırmak lazım çünkü. Yani güzel olur eğlenirsiniz evet, eğlenceli evet, ortam. İnsanlar tabii. da çok kafa ve böyle ileri görüşlü hani hep teknoloji bağımlısı değişik insanlar olduğu için güzel doğru, oluyor. Doğru. Keyifli bir komünite. Tabii. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Seda, ben teşekkür ediyorum. Siz için sorularımızda zaten yine bu en herhalde uzun podcast'imizde olabilir. Bakmadım. Öyle oldu evet. Tabii tabii bakmadım, tutmadım dakika. Genelde hep tutardım hani. 68'e doğru gidiyor. Evet. Ben, yani... ben de öf, 10 dakikada biterim umarım falan kapasiteyle yani, <laughs> Şu var açıkçası programa başlarken hani biz bir fiyatla konuştuk ama NFTLer olduğu zaman ben de açıkçası çok da uzun sürmeyebilir diye düşünüyordum çünkü daha teknik bir konu daha hani şimdi konuyla ilgili çok fazla fikriniz olmadığı zaman çok soru Aha. Da öğretemiyorsunuz. Evet. Yani şimdi siz istediğiniz kadar anlatın biz iki tane soru sorarsak bir yere kadar gidecektir o program ama özellikle hani o şey açıldıktan sonra tabii sevdiğimiz <gülüyor> <gülüyor> muhabbetler açıldıktan sonra konu uzadı yoksa belki bir 15 dakika önce tam bitirmeye yelteniyorduk ama işte Burak girdi <laughs> araya. o sordu falan filan. Tamam ben para şey... <gülüyor> sen <laughs> bak. Yok estağfurullah. <laughs> Hakan Para tamamen şey değil ama arazi işi Hakan'ı cezbetti. Ama sonuçta bu hani gerçekten konuştuğumuz yani olan bir şey ve hani evet. cezbetti, insanları da cezbediyor her şeyi. Evet evet. Cezbetmedikten sonra zaten hani konuşulmayacaktır ama gerçekten güzel bir program oldu açıkçası. Çok dinlemesi de bence zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Bayağı çünkü genelde bizim programlar şöyle hani şey değil tıklansın diye başlık atıp da daha sonra işte tıklasın gitsin ne yaparsa yapsın değil. Bizim evet. programları hani biraz kendi reklamımızı da yapıyoruz ama hani dinliyor insanlar genelde sonuna kadar. Yüzde doksan ikiye aşıyoruz hep dinlenme oranında. Daha çok iyi. Ee, tabii tabii yani sonuna kadar gidiyor herkes. Bunda sonunun sonuna kadar gideceğini eminim. <laughs> sonunda, başında yazın sen bak 1950'lerde arazi almak. <laughs> tabii tabii, tabi, tabii. Ha Olmarsak bu arada zaten... son bir şey söyleyeyim. <laughs> Hiç alakam yok bu arada takımla bu ve bu Wales Shark dediğim adam ona da bakmanızı rica ediyorum. O bayağı çılgın birisi. Ben özellikle sen baksa ona yakın yerleri tercih ediyorum. Bir de atayı. Bu da ilginç bir strateji. Yani o adam çünkü o adam bir şey yapıyorsa onun bir bildiği vardır ya benim için öyle o adam. Hani o en sevdiğim <laughs> kripto insanı. Tanıyorum da ya. bayağı muhabbetim var. Dünyanın en tatlı insanı. Kendi para birimi falan var. Deli bir adam. Onu da bir inceleyin. Bir de ona yakın. Kocaman zaten şeyi var. Logosu çıkıyor. Bütün arazilerle göreceksiniz açtığınız anda. Anladım. Tamam, yarısını aldı. Tamam. Geleceğin bebek Arnavut köyünü artık bir deneyelim. olacak <laughs> <laughs> ki? <laughs> artık <gülüyor> bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz Tamamdır, Seda Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Evet. İyi günler programımızı sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcast'inde bu hafta da yine çok ilginç bir konuk ve konuyla sizlerle birlikte olduk. Gerçekten e, kripto sanat nedir? Bu sanat eserleri nasıl oluşur? Nerededir? Bunların hepsini konuştuk ve gerçekten hem eğlendik hem güldük ve aynı zamanda da belki de yeni bir kazanç kapısı bulduk kendimize diyebilirim. Çünkü <laughs> onu bulmasak bile en azından bir şeyler öğreneceğiz belli. Yani biraz para kaybetsek de, kazansak da bir şeyler öğreneceğimiz kesin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Seda Türeç'e tekrardan. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Gülsad'ın herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.